bizlere yetmezdi bu Allah'ın kelamı. Bugün Kur'an'ı tadabbur kılmaydılar mı? Nega mavzunun mazmunu şundan ibaret yazsa. Bugün her bitta Müslüman Allah'ın kelamının büyüklüğünü tadabbur kılış gerek. Tefakkur kılış gerek. Muciz kelam ekenliğini istiriş gerek her bir ümmet. Her bir Müslümanlık da dava kadar diken ümmet Allah'ın kelamının aciz kalıcı, muciz kelam ekenliğini istiriş gerek. Bütün dünya alımları bugünkü günde Allah'ın kelamını örgene yaptı. Hani örgenilmeden, şu peyi geçen günlerde zikredilmeden Allah'ın kelamının içine kence mucizeler yine çıkıp gelirdi. Ve bana şu muciz kalıcı, insanlarda aciz kalıcı Allah'ın kelamının mucizesi ta kıyamet geçe çıkar. Ta kıyamet geçe Allah'ın kelamı vahiy kuradı. Bana şu kelamını ihtiram etsek yine, şu Allah'ın kelamı ve muhabbetimiz ziyade olsa yine, bizler kuzlarken maksatlarımızda yine olamaz. Şunun için bugün mü Allah'ın kelamını tadabbur kılmaydılar mı degan mavzu, dolzarb mavzu ki bu mavzuga e'tiborsiz o'qilmaydi. Çünkü Allah taolaning eng ulug' mo'jizasi bo'lib, payg'ambar alayhissalomning nozil qilingan so'nggi ilohiy kitob mustahkam aqida asosi hidoyat manbaidir Allohning kalomi. Eshitib boramiz, ba'zi birodar falan joyda bir qo'zi tug'ilibdi. Terisiga Alloh nomi yozilgan ekan. Falon joyda bir kishining daraxti, xurmo daraxti pishgan ekan, hamma mevalariga Muhammad deb yozilgan ekan. Yoki bir tuxum ochilibdi, ichida mana shunday yozuv bor ekan, mo'jizasi bor ekan degan odamlar borib o'sha joylarga qancha-qancha ziyoratlar tashkil qilinib, Allohning mo'jizasini ko'rishlik deb nihoyatda bir e'tiqod qilamizda, eng oliy mo'jiza Allohning kalomi uyimizni qibla tomonidan chang bosib turadi, yillab oylab ochib ko'rmaydigan marotalarimiz qancha. Haqiqiy mo'jiza Allohning kalomi bu. Bandani to qiyomatgacha ojiz qoldiruvchi har bitta so'zi ilohiy kalom bo'lgan Allohning kalomi bu. Fransiyalik bir o'zini musulmon bo'lganligidan keyin Yusuf deb nomlagan bir yigit o'sha Allohning kalomi bo'lmish Qur'oni Karimning eng birinchi oyatlari Baqara surasidan eshitgan edi. Juda ko'p avval kitoblar o'qigan, ziyoli inson bo'lgan ekan. O'sha bir kishi kelib, haqiqiy mo'jiz ilohiy kalom bu, Allohning kalomini senga o'qib beraymi degan ekanda, a'udhu billahi minash shaytonir rojim.
gel çıkıp o verir. Yani bu kumadını, bana bu katliğini sonrasındaki cümle okşayan bazı bir olma, bana ben Allah da Allah'ın bir kul meyveler dokusunda bazı bir ancı, üzüm mazmunundaki ayetle nasıl bulundu, beni olma dokusunda ayet nasıl bulundu diye. Gel bu işe tutuyor ki, atıfa, atıfa, olmanın da biraz sarma, bunu yeder, sayı sardı, çöke var, ne kaldı, bu işe tutmak için olsa, yine bana çıkmıyor. Bu işe Hüseyin'e katıp kessap namını, bu işe Allah Teala'nın ayetiyle boşaltıp ayet tutuyla diyen halette bana şu mazmunları getirip gözünü yalancılıkla aşağı koyuyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de تَعْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ yani eğer sizler hakikatte şuna hangi bir uzlarında yetken sözlerinde rast katlayken olsaların Allah'ın kelamına okşayan bir de sure getirirler ki ya bir onda ayet getirirler ki فَاِنَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا eğer kılap meseleleri وَلَمْ تَفْعَلُوا اللّٰهُ فَاِنَّمْ تَفْعَلُوا وَاِسْتَمَمْ yani bu ayet-i kerimelerini sizlerle içimizden bahsedilmiş çünkü bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Kur'an ayetlerinin nazlı bugünlüğüne 1455 yıl etrafında verdiler. 1475 yıl mabeyninde hiç bırak da şair, hiç bırak da gel ustası, hiç bırak da kuzenin zamanasının alımı Allah'ın ayetine okşadığı bir ayet, ayet tokuyor muydu? Ve tokuyor muydu, tokuyor muydu, tokuyor muydu? Bu muciz Allah'ın kelamı. Bana şu deyin, muciz Allah'ın kelamına bugün, bugün bu günlerde ümmetlik münasebeti daha ayette açılarını bulmalı. Kaysın adam, bana özümüz bence kişi cemaat, cem bunu duruyor aslında. Bir tefekkür kılayım. Efele'ye kadar var o da Kur'an. Yani Kur'an'ı tefekkür kılmayınlar mı? Mavzusunu bu şekilde bulur. Tefekkür kılayım ki. Ahirki mertte uyumuzda durda durgen bir falan Kur'an kitabını ahirki mertte taşa kalışıp koyduk. Bu aslında Kur'an'ı açıp görüştü, Kur'an'ı araştı ibadet edin. Bunu çaydede artık bir tavaf koyuştuk ibadet edin. Bunu okuştuk lazım edin, lakum edin. Bu nacatımız edin, bu saadetimiz edin. Ne gün ummet kurup başa kurdun imam bu ibadet. Elhamdülillah ahirki beytlerde bana kulak harfiye çarpımlar yaptı. Bana şu fukaralarımız içine damla bugün anam Kur'an'la kadın tıktı geç konu Cuma'da bağışlar verir misler? Ya kızın Kur'an'ı adım tuttu. Şunu bir bağışlar verir mi abla? Ya ki bana uzun okudum, videomdan çıkayım bu. Lakin bizim cemaatimizin sağlığa nispeten hiç faizleşmedi. Bir faizleşmedi. Lakin Müslümanımız, Ümmet-i Resulullah'ımız, Nacatımız Kur'an, Saadetimiz Kur'an'ı devam edemiz. Eğer hazır duruşturup bana şu cemaatimizde içinden ahir bir mertte bir para Kur'an'ı Kur'an'a karar okuyan bir para dediğim olsa 5% bir taşı koyuyor. Yine ummatlık kitabı okuyoruz. Yine faiz meraka sorayımız Allah'a.
işlerin kalıda halde olan şuna kanki bir joy kadar otur geldi. Bir çekiyle bağırıp oturup azamda işitti gözümez. Yürüyüşüne her zamanda zedlenen bir kafada gelirken maz azamda işitti oturdu. Lekin bugün ümmet dini tertip böyle yaptı. Allah'ın kalamı kuran bir avaktını yaptı. Kimdir telefonda? Kimdir yana gözünün işinden başkın? Kur'an'da hürmetli vermeyin. Yana Allah'tan ne sorayız? Allah'ın kalamını senin sözünden benim sözüm tutun de Allah'ın kalamına doğrudan doğru münasebetlendirip dursak ya. Lekin Allah'tan yana biz rahmet ümitlisek. Allah'tan sevap ümitlisek. Allah kanalından nacat ümitlisek. O kanakangi mantıksızlık aslında. Bugün kim benim sözlerimden kapı uzak olsun? De ki Allah için Allah'ın razı olsun ekmesin imkanımız bu mu? Bu arada bize kemçiliklerimiz köpeği var ya. Allah'ın kelamını ihtiram kımayı koyduğumuzdan bugün Kur'an'ın kelamını kımaydılar mı? Allah'ın muciz kelamı yedi. Şu tüfeğine kadar kapış yere geliyorum ben. Şu tüfeğine sağlıklar kapış yere geliyorum ben. Ne bu için dedim bu kalplerimiz resmiyetçilik için Kur'an'ını oku bağışla koysa kıldı. Kalanı hem az resmiyetçilik için bakır çakırtır bu gelişimiz gerek. Müslüman mısın kardeşim? Bizni kırayken amellerimiz ismimizle münasip bir iş gerekir. Şunday olmasa nacat yok. Hayatımızda işliyemize Ramazan ayında bir Yahudi özünün ferzendini ne bu için Müslümanların ruza ayında sen köçede tamamlarını yürüpsendir bir şefkat duyanı için cennette kökenlik hakkında gelir. Ruvayet, bir çizgi ayetlikler ruvayet nasıl bu? Allah'ın kelamını, şimdi Kuda bilerdi bu şefine ayetken adam hem Allah'ın azamlı hürmeti oturganı için Kuda bilerdi Kuda geçirse acemilmez. Şunu bir şeyler sizler, bugün ilk nazar meseledir bileyim. Hakkı Kur'an'larla para yapmış mı? Mavlidlerle para yapmış mı? Şuna münasip olup orayı. Kolumuzdan kese, yapraklar otursak, bura hibet kımasından, her kıl bohtan kımasından Allah'ın kelamını alayım bilip, otursak yine barışımız gelir. Eğer şuna bak kalmazsa, uç ayda bağırıp, bura onun tedbirini uzmayın. Çünkü ben köp eğitim yapmam. O adam uçak tedbirini kırış için köp harcattı. Allah'ın rahmetini ümit kılıp iman damlalar geldi bu yerine hazır. Aksakallar geldi, hacı babalar geldi, yaşlı insanlar geldi, benim oğlumda, kızımda hakkında dua olamam. Bu dualar icabat buladı, Allah analarımda faiz verildi, yaşlılık verildi, ümit bile şunca sert kurtaracaktır yani. Biz iman damlaları yapmışlar, kurban okuyacak bir yerde bir kopya yapacak. Ya iki başka bir derse, Kur'an gereke ve gerek zamanda oturup yaptılar Fatih'i. Aksakal'a geldi, falancı falancı diye yaptı. Bu Kur'an bile var bunu yaptı. E şuna münasip ve barışık durma neydi ki? Kaçan ne yapacağız? Allah'ın kelamını kadar tutmayız. Peygamber aleyhisselam ekledi kadar, sahabeler geldi. İkra'nın Kur'an'ı ben de neydi gene kadar? Yani Kur'an'ı okuyma bunu derdin gene. Ne bende gene dese, Allah'ın kelamını okuşturup bendenin derecesini kurtararak. Allah'ın huzurunda makamını kurtararak. Şunun için azizler, Allah'ın kelamına bu kadar münasebetlerimizi özgürtirmezler. Bizde nacat yok azizler. İlgâre, zamanlarda bitti Kur'an'ın, bitti hırkızı olan adamlar var. Bitti Allah'ın kelamını, bitti kuyu olan adamlar var.
Mana shunday savoblar xazinasiga ega bo'lish uchun Alloh har bir kunda bir marta bo'lsa ham
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ey adamlar, sizlerle Rabbimizden nasihat, dillerdeki nasihat, güzelliklerle şifa ve mu'minlerle hidayet ve rahmet geldidir. Allah Teala Kur'an'ı beyanı gelir. Ve hakikaten de bu ile Kur'an okuşluk, kalplerini ve bence varlıklı ıslah kıradır. Bundan türlü hın şeytani, şehvani vesveselerini getirir. Tedabbur, Kur'an derse hakkında fikir yürütmem, mülahaza kılmam diğerine sanılır. Kur'an-ı Kerim'de kıraat dışlı ise Kur'an-ı Kerim'deki ayetler arasında fikir yürütür. Kur'an'daki Allah Teala'nın irade kıyan mazmurlarının engleş ve kahımlaşma hareket kılıştır. Kur'an-ı Kerim'de biz insanlar tedabbur kılışımız, ayetlerden destekli alışımız, bunu hayatımızda tatbik etişimiz için lazım kıyımdır. Azizler, Allah-u Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'in muhafazasını öz üstünmesi kaldı. İlgeldi o ümmetler ve Allah Teala hani İsa Aleyhisselam'a İncil nazil bulan Musa, Musa Aleyhisselam'a Tevrat nazil bulan Musa, Davud Aleyhisselam'a Zabur nazil bulan Musa, İbrahim Aleyhisselam'a hancı hancı sahifeler nazil bana şu her içerisinin muhafazası kıyamet geçe ne ziyade ne kem bu mesleğen kemeymey ya iki adamlar tamamen uzgertiriş kırıp meslek hazırdaki talep ümmetlerinin uzda bu yazılması. Şunun için hem ilahi kitaplar kurbanlar başına uzgertip gel. İsa Aleyhisselam'ın ki 500 yine yetmesi asıl nuskası kabul etmiyor. Adamlar özünü nefsiye muvaffak kılıp uşa kurbanını özünü işine kasbine doğru gemekten köylerini uzgartırıp koyuyor. Neticede asıl nuskası kabul etmiyor. Ve ümmet uşa zamanasının ümmetleri uşa imkaniyetinden gelip çıkıp uşa nefsini saklayamıyor. Lakin Allah özünün ahirge zaman peygamberine düşürürken ta kıyamet geçe ümmetke destur-u amel bulanırken özünün kelamını ne dedin? Eûzu billahi mineşşeytanirracim inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Biz bu Kur'an'ı özümüz nasıl kıldık? Bunu kıyamet geçe özümüz saklayamıyoruz. Allah Teala Kur'an'ı muhafaza kılış
o'rganganliklari va Baqara surasini o'rganib bo'lgan vaqtda bitta ya'ni ijoz o'rganliklari haqidagi rivoyatlar bor. Ya'ni bu nimadan desa, o'sha Baqara surasidagi barcha mazmun mohiyat qancha zohiriy botiniy ma'nolari uning qancha bir ishora ya'ni har bitta oyatni o'zining bir davrga ishorasi bo'lishi mumkin. Hammasini to'liq o'rganib chiqqunlaricha 12 yil vaqt o'tgan ekan. Va o'sha Baqara surasini tugatganida xursandligidan bitta tuya so'yib deb hisoblagan ekan. Shuning uchun ham bu zotlarni butun vujudiga singib ketgan. Allohning kalomini qiroat qilgan vaqtda ularda shunaqangi bir qalbiy orom olishlik bo'lgan. Hatto Umar roziyallohu anhu bir oyat, ya'ni albatta Parvardigoringizning azobi voqi bo'lguchidir, uning daf qilguvchisi yo'q oyatini o'qiganini eshitib, Ka'baning Robbisiga qasam ki, bu haq qasamdir deb devorga suyanib qolganliklari va bir oy kasal bo'lib yotib qolganliklari rivoyatlarda bor. Judoyib o'tib ketaversalar, bir ichkaridan ovoz qur'on tilovati bo'layotgan ekan. Uning mazmuni shunday ediki, albatta Parvardigorning azobi bandaga haq bo'lguchidir, uni dard qilguvchisi yo'q. Banda azobga loyiq bo'ldimi, o'sha azob bandaga keladi albatta, uni hech qanday dard qilguvchi yo'q deganda ta'sirlanganliklaridan devorga suyanib, albatta Robbining qasami haqdir, bu bo'lguvchi narsadir deb butun vujudiga ta'sir qilib, devorga suyanib o'tirib qolib, bir oy kasal bo'lganliklari rivoyatlarda kelgan. Nima uchun? Bu Qur'onga bo'lgan muhabbatidan bo'lgan, Qur'onga bo'lgan hurmatidan bo'lgan, Qur'onning mo'jiz kalom, ilohiy kalom ekanligiga 4% shak qilmagan, shubha qilmagan. Mana shuning uchun Allohning kalomi haqdir deb, mana shu darajadagi qalbiy ta'sirlar ularga ta'sir qilgan. Bugungi kunda azizlar, juda ko'p holatlarda Qur'onga befarqliklarni qo'shib ketyapti. Allohning kalomini ehtiromli o'rganishimiz kerak. Bu dolzarb mavzu. Bugungi mavzuimiz nihoyatda dolzarb. Farzandlarimizga, o'g'il qizlarimizga buni o'rgataylik. Ya'ni Qur'onni hurmat qilishlikni o'rgataylik. Ehtirom qilishlik, albatta buni baland joyga bosib qo'yib, hech kim tegilmaslik degani emas. Buni o'qib, ma'no mazmuni, mohiyati, bu ilohiy kalom ekanligi, bu butun to qiyomatgacha o'zgarmaydigan, hech kim o'zgartirolmaydigan, qiyomatgacha ummat uchun dasturul amal bo'lgan kalom ekanligi, buni har o'tirganimizda, turganimizda, dasturxon boshlarida, farzandlarimizda, ma'rifiy soatlarda Allohning kalomining qadrini o'rgataylik. Shoyatki o'shalarda o'sha Allohning kalomini o'qigan vaqtda jim turib ishlaydigan, Allohning kalomini ehtirom qiladigan, Allohning kalomi qiroat qilingan vaqtida ko'zida yosh bilan tinglaydigan farzandlarni tarbiyalasa, inshaalloh duolarimizni ijobati tezlashadi. Alloh har bir balo qazolardan asraydi. Qiyomatda saodat topamiz. Bu najotimiz, bu saodatimiz, bu hammamizni maqsudi muddaolarimizni eng asosiy negizi mana shu Allohning kalomi bilan bog'liq azizlar. Azizlar, Qur'on oyatini ulug'ligi, Allohning kalomining naqadar hurmatga loyiq ekanligi to'g'risida agar hadis kitoblarimizni o'qiydigan bo'lsak, 5 soat Allohning kalomini mo'jizligi haqida, Allohning kalomining ulug'ligi haqida gapiradigan bo'lsak, 5 soatdan yetmaydi, 10 soatdan yetmaydi. Bitta narsa aniq, Allohning kalomini hurmat qilgan bu dunyoda ham, oxiratda ham hurmat topadi. Allohning kalomini behurmat qilgan,
Azizlar, bugün yana bitta dolzarb mavzu bu. Dinimizni bir qo'shimcha farzdan kelgan sababi bu ham juda yaqovchiga chiqib ketyapti. Ijtimoiy millatlardan nogoh bo'laylik mavzusi. Ya'ni dinimizda yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish muhim asoslardan biri hisoblanadi. Jamiyatda bo'layotgan yomon ishlarga hech kim befarq bo'lmasligi kerak. Biror kishini gunoh yoki jinoyat qilayotgan odam ko'rinsa, uni bu yo'ldan qaytarish har bitta musulmonni burchi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom muborak hadislarda aytgan: sizdan kim bir munkar ishni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. Agar qodir bo'lmasa, dili bilan qaytarsin. Agar qodir bo'lmasa, dili bilan qaytarsin. Mana o'sha eng zaif imondir degan. Sir emaski, keyingi vaqtlarda firibgarlik holatlari kuzatilmoqda. Ayniqsa ba'zi kishilar odamlardan qarzga yoki sherikchilikka deb pul olib, oxir-oqibat uni qaytarmay, o'rtada nizo chiqishi, yaqin kishilar bir-birlari bilan yuz ko'rmas bo'lib ketishi kabi holatlarga ko'p guvoh bo'lmoqdamiz. Albatta, zarurat uchun qarz olish yoki sherikchilik bilan shug'ullanish shariatimizda joiz. Biroq olgan qarzini paysalga solmay qaytarish, sherikchilikni esa xiyonat qilmaslik lozim. Aks holda boshlangan ishlarni ortga ketib, kasofga uchrashi tayin. Payg'ambar alayhissalom shunday marhamat qilganlar: kim odamlarning molini qaytarib berish maqsadida bo'lsa, Alloh taolo unga yordamchi bo'ladi. Kim odamlarning moliga talofat yetkazib, shu tushirib ketish uchun bo'lsa, Alloh taolo uni o'ziga talofat yetkazadi, deb aytganlar. Shuni alohida aytish lozimki, qarzni jismoniy shaxsdan oladimi, yuridik shaxsdan oladimi, davlatning mulkidan bo'ladimi, shartan qarz hisoblanaveradi. Har xil hiylalar ishlatib, haq to'lashdan qochishga harakat qilish ayni birovning qadrini yeyishdir. Bunday shariatga zid ishlar qiyomat kuni katta javobgarlikka sabab bo'lishini unutmasligimiz kerak. Havla binti Amr roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan hadisi sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: ba'zi bir odamlar Allohning mulki, ya'ni jamoat pullariga xiyonat qiladi, qiyomat kuni ular jahannamga ravona bo'ladi, dedilar. Mana shu hadis muborakda jamoat pullari nazarda tutilgan. Ya'ni bu borada kim qaysi vazifada mas'ul bo'ladigan bo'lsa, u amaldor bo'ladimi, u quruvchi bo'ladimi, u yo'l quruvchisi bo'ladimi, yoki jamoat ishlarida mahallada ishlab jamoat pullarini egalik qiladigan, ularni taqsimot qiladigan vakolatli insonlar bo'ladimi, o'ylamasin ekanki, bu davlatni pulini puli yetkazsa bo'laveradi degan tushuncha qilmaslik kerak ekanki, shuning o'zi ayni xiyonat, ayni kishining haqqini yeyishlik qiyomatda abadun abad oliy jazoga tortilishlikka sabab bo'ladigan og'ir gunoh ekanligini ummat esidan chiqarmasligi lozim ekan. Hozirgi jamiyatimizda avj olayotgan illatlardan yana biri, birovni aybini oshkor qilish, omma uchun muhim bo'lmagan ma'lumotlarni shov-shuv qilishdir. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda turli bo'htonlar va uydirmalarni urishtirish yoki musulmon o'zaro bir-birini sharmanda qilish urinish kabi holatlar ko'p uchramoqda. Payg'ambar alayhissalom aytganlar: kim bir musulmon birodarining aybini yashirsa, Alloh uning aybini qiyomat kuni yashiradi. Kim musulmon birodarining aybini oshkor qilsa, Alloh uning aybini oshkor qiladi, hatto uni o'zi uyida sharmanda qiladi, deganlar. Mana bu illatdan ham e'tiborli bo'laylik. Oxirgi paytlarda qo'limizga bir telefonimizga bir narsa kelsa, eng birinchi qiladigan ishimiz bizga bir dinini tanimagan, robbisini tanimagan, payg'ambarni tanimagan yoki bir jumai jamoatdan begona bo'lgan bir yaqinimiz bir sharmandali narsani tashlab olsa, birinchi navbatda biz ham o'zimizni do'stlarimizga tashlab olishga oshiqib qolamiz. Buni guvohi bo'lganimiz bu yo'qmi? Yoki o'sha biz aybini oshkor qilayotgan bandani Alloh taolo balki gunohini kechirgandir. Lekin buni bizlar ko'p ochiqchasiga butun insoniyatga sharmanda qilishlikka oshiqib qolamizki, bu ham nihoyatda ijtimoiy illat darajasiga ko'tarilib qoldi.
sizlar bugungi kunimizdagi mavzuni